mini efsanesi 3 kapılı ve hatchback bir karoserle başladı. İşte marka da bu efsaneyi devam ettirmek için yeni modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Markanın en yeni nesil modeli Mini Paceman. Peki Mini bu otomobili kimin için yaptı? Countryman'i fazla mini bulamayanlar ama mini hatchback'te fazla mini bulanlar için yaptı. Ne demek istiyorum? Paceman ne Countryman kadar kaba ya da büyük bir otomobil ama mini hatchback kadar da küçük bir otomobil değil. Otomobil Countryman ile aynı altyapıyı paylaşıyor ki bunun izlerini özellikle ön tasarımda görüyoruz. Ama Paceman'in farklılaştığı noktalar işte tam olarak bu kısım. Model Countryman veya bugüne kadar karşımıza çıkan hiçbir mini modeline bu kısımda çok fazla benzerlik göstermiyor. Neden? Çünkü A sütunundan itibaren modelin yükselen bir omuz çizgisini görüyoruz ve tavan çizgisi de alçalan bir şekilde arkaya doğru ilerliyor. İşte bu durum otomobilin kupe karakterisini daha güçlü bir yapıya getiriyor ve Paceman sportif bir tasarım dili rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Tabii bunun yanı sıra otomobilin arka profilinde bugüne kadar karşımıza çıkan herhangi bir mini modeliyle benzerlik göstermediğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burası Paceman özgü bir tasarım diline sahip ve tasarımcılar burada özellikle otomobilin yan profilinde ve arka profilinde Countryman veya diğer mini modellerinden bu otomobilin farklı görünmesini özellikle istemişler. Bu sesler Mini'ye özgü. Kemeri takmadığınız zaman da size çok kızıyor. Artı park sensörünün sesini ben çok seviyorum. Evet, artık vuracağım diyor yani. Ona göre. Şimdi kabinde tasarımsal olarak baktığımız zaman ben içeride mesela direkt olarak bir Countryman içindeyim. Hani gözüm kapalı şuraya oturayım. Burası bir Countryman. Biraz daha şöyle sağıma soluma baktığım zaman işte bu büyük kapılardan dolayı içeride kupe hissi, işte sportif bir otomobil hissi daha baskın olmaya başlıyor. Aynı şekilde arka tarafa doğru baktığımız zaman da bu otomobilin bir mini hatchback olmadığını çok net bir şekilde algılayabiliyoruz. Çünkü tavanı daha yüksek hatchback'e göre. Tabi profil de daha yüksek. Bundan dolayı daha yüksek bir sürüş pozisyonu var. Aynı şekilde yolcular için de aynı durum söz konusu. Arkadaki hacim fena değil. Yani mini hatchback'e göre çok daha çok iyi. Countryman'dan sonra işte biraz daha altında, yani hatchback ile Countryman arası bir kıvamda diyebiliriz. Test aracımızda gördüğünüz gibi 2 kişilik koltuk opsiyonu var. Bu aradaki ara birim, bu gördüğünüz ray sistemi diyor daha doğrusu mini buna. Arkada da devam ediyor ama bu tarz bir otomobilde kolçak olmayışını ben çok yadırgadım açıkçası. Çok fazla bu tarz bir şeyi aradım. Bunun haricinde malzeme katısı ve işçilik her zaman gibi mini standartlarında oldukça başarılı. Ama şurada gösterge etrafında birazcık değişik bir plastik. Yani bu estetiği, bu uyumu bozan bir malzeme var burada. Bunun haricinde kullanılan malzeme kalite anlamında genel olarak başarılı. Ergonomik açıdan da pek bir sıkıntı yer almıyor. Koltuk da yeterince opsiyon sunuyor size. Ama mini hatchback'e göre biraz daha kısıtlı. Yani indirme opsiyonu biraz daha kısıtlı daha doğrusu. Onun dışındaki bütün opsiyonlar aynı. Direksiyon dosunda opsiyonlar yeterli. Göstergenin de yani devir saatinde bu şeyle oynaması birazcık enteresan bir durum. Buna zaten alıştık, bu hız göstergesine. Ama dijital olarak da buradan kendi önümden yani devir saatinin içinden de görebiliyorum. Burada makyajlanmasıyla birlikte, Countryman'in makyajlanmasıyla birlikte buradaki cam açma kapama düğmeleri kapıları alındı. Hani bu uçak kokpitindeymişsiniz gibi bir his vardı ya, o devam ediyor ama buraya alınması birazcık o hissi törpüledi diyebiliriz. Aynı şekilde burada bu hani uçak kokpiti hissi şu ışıklandırmalarla devam ediyor. Bunlar da gayet hoş. Sunroof'un buradan kumandası var. Ama sunroof iki parçalı ama sadece öndeki arkaya kadar açılıyor. İki açılma opsiyonu var bu arada. Hacim konusu ön tarafta çok iyi. Bu anlamda bir sıkıntı yer almıyor. Ergonomik olarak da bakıyorum. Yani dikkat çekici hani bir şey yok. Zaten bu
Yani cam açma kapama düğmelerinin buraya alınmasının sebebi de oydu. Çok fazla şikayet vardı. Şöyle şuraya doğru eğilmeniz gerekebiliyordu çünkü bunları açmak için. Ondan dolayı buraya aldılar. Bunun haricinde otomobilin içerisinde ergonomi açısından pek bir sıkıntı yer almıyor. Eşya gözleri de yeterli olduğu söylenebilir. Ama kolçak eksikliği çok fazla. Pace'manda yer alan 1.6 turbo üniteyi çok iyi tanıyoruz. 184 beygir gücünde ve 240 Nm tork değerine sahip. Modelin 0-100 değeri 8.2 saniye ki bu değer aslında bir mini standardı için çok da yüksek değil. Modeli sadece 4 tekerlekten çekiş ile alabiliyorsunuz. Ve bu şekilde Paceman'in daha dengeli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tipik bir mini karakteristiği bu otomobilde, yani bir mini hatchback karakteristiği Countryman'e göre hissedilir düzeyde daha fazla. Go-kart sürücüsü hissinden hep her zaman bahsediyor mini, bu Paceman'de Countryman'e göre daha fazla. Modelin limitlerde 4 çeker olmasına rağmen en başta ilk başta kapıdan kopmalar gösterdiğini görüyoruz. Ama sürüşüyle gerçekten Paceman birçok mini'de olduğu gibi keyifli bir model. Modelde serti dönük süspansiyonlar yer alıyor. Bu süspansiyonlar şehir içi sürüşlerde konforu bir nebze azalsa da bunun gibi virajlı veya limit kullanımlarında çok güven verici bir sürüş ortaya koyuyor. Model ile yakaladığımız karma test tüketimimiz 9.8 litre. Test aracımızda 6 litre otomatik şanzıman yer alıyor. Bu şanzımanın geçiş hızı ve sarsıntısız yapısıyla başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Manuel modu da yer alıyor şanzımanın. Vites üzerinden veya direksiyon üzerinden bunu yapmak mümkün. Paceman'de birçok mini olduğu gibi saf sürüş makinesi. Mini Cooper S hatchback'e göre limitleri biraz daha kısıtlı. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Sürüşte bunun izleri çok fazla var. Ama işte daha yüksek bir yapıda bu otomobil, bundan dolayı da yola daha fazla hakimsiniz. Sürüş anlamında hatchback modele göre en büyük artısı bence bu. Daha fazla güven veriyor size bu yükseklik. Tabii yüksek olmasından dolayı fiziki anlamda eli birazcık zayıf. Da işte daha erken kaymalar görülebiliyor. Daha fazla kayma eğilimine girebiliyor hatchback'e göre, ama Countryman'e göre ciddi bir iyileştirme söz konusu. Çok çok üst limitlere çıktığınızda bunu görüyorsunuz. Bir nebze olsun Paceman Countryman'e göre daha geç kaymaya başlıyor. Ama model şehir içi sürüşlerde çok konforlu değil. Bunun gibi kasis geçişleri gerçekten içeride fazla yankılanıyor. Ciddi sorun olabiliyor. Countryman'de bir nebze daha konforlu olduğunu söyleyebilirim Paceman'e göre bu anlamda, ama Paceman'de oldukça konforsuz şehir içi sürüşlerde ve koltukların da çok rahat olmadığını belirtmeliyim. Performanslı kullanımlarda model çok başarılı, ama şehir dışı uzun yolculukları bu otomobilde sorun olabilir.
Evet, sizlere Mini'nin yeni modeli Paceman'dan seslendim. Başka bir teste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.